Apple bugün saat için watchOS 5.1.2 yayınladı. Ve bununla beraber artık saatten EKG çekme özelliği de Amerika'da yaşayan insanlar için hizmete sunuldu. İsterseniz hemen geçelim. Nasıl çalışıyormuş hep beraber görelim. Saatinizi 5.1.2'ye yükselttikten sonra burada gördüğünüz gibi bu ikon karşınıza çıkıyor. Bu ikona tıkladıktan sonra telefonda sağlık bölümüne giriyorsunuz ve sağlık bölümünde doğduğunuz tarihi giriyorsunuz ve daha sonra size EKG uygulaması nasıl çalışır onu gösteriyor. EKG işlemi kalbinizin atmasını sağlayan elektrik sinyallerini temsil eden bir elektrodiyagram. Bu işleme kısaca EKG diyorlar. Hem kalp atış hızınızı ölçmek için hem de kalbinizin üst ve alt odacıklarının aynı ritimde olup olmadığını görmek için bu sinyalleri denetler. EKG kısaca bu. Çünkü ben bu uygulama devreye gireceği zaman belki bilenleriniz biliyordur. Bende kapakçık göçmesi denilen olay var. Bu da Gata Beijing'den aldığım rapor zamanında 2007 yılında. Fakat bunu yakalayabilmek için o dinleme zımbırtısıyla dinlemişlerdi. Tüm kalp kapakçıkları normal atarken birinden bildiğiniz diye ses geliyordu. Çok büyük bir problem değil bu. Bu arada bilmeyenleriniz için söylüyorum. Üstüne yattığınız zaman acıyan, normalde her dakika hissettiğiniz bir şey. Güzel, güzel bir şey yani. Yaşamanın güzelliğini insana hatırlatan. Haliyle EKG uygulaması bunu yakalayabilecek mi, yakalayamayacak mı merak ediyordum. Fakat yaptığım, global için yaptığım testlerde göremedim. Belki burada Türkçe şeyinde test yaparken belki bir değişiklik olur ve görürüz. Bakalım. Görebileceğiniz sonuçlar. Sinüs ritmi. Bu sinüs ritmi normal. Atrial fibrilasyon. Bu da kalbin dengesiz bir şekilde attığını gösteren sonuç. Düşük veya yüksek kalp atış hızı ve belirsiz. Bilinmesi gereken noktalar demişler. Çünkü tabii her şeyi abartan bir yapımız olduğu için. Kalp krizini saptayamaz. Kan pıhtılarını veya inmeyi saptayamaz. Kalp ile ilgili diğer rahatsızlıkları saptayamaz. Yani kendine gel diyor. İyi hissetmiyorsanız kendinizi doktorunuza başvurun diyor. Bunları yazmak zorunda kalması insanlığın nereye gittiğini de biraz gösteriyor. Kedinizi mikrodalga fırında kurutmayın der gibi. Nasıl çekildiğini anlatmışlar burada. Saatinizde EKG uygulamasına gidiyorsunuz. Kolunuzu masaya dayıyorsunuz. Ve parmağınızı da üstünde tutuyorsunuz. Şimdi hemen buradan açalım. Gidelim buraya. Gördüğünüz gibi uygulama böyle. Parmağınızı dijital crown üzerinde tutun diyor. Şu kılları almayalım. Kollarınızı kımıldatmamayı deneyin. Kalp krizini saptamaya çalışmaz demişler. Hala size öğretmeye çalışıyor. Beklentilerinizi normale çekmeye çalışıyor. Sinüs ritmi normal çıktı. Bir gariplik yok. Gerçi eski sevgililerime soracak olursanız bende kalp olmadığı için tabii sorun da yok tabii. Yani. Burada devamlı gide gele kalp krizinin belirtilerini saptayamaz diye açıklamak durumunda kalmışlar. Sanıyorum bu yüzden biraz da bu uygulama gecikti. Ama bu şekilde sonucu aldık. Sonuç otomatik olarak buraya gidiyor. Burada sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Üstüne tıklayıp sağa sola gidebiliyorsunuz. Ve doktorunuz için bunu PDF olarak dışarı aktarabiliyorsunuz. Hemen burada saatini, matini, bilmem nesini, her şeyini gösteriyor. Kaydı da silebiliyorsunuz isterseniz. Buradan da çıkan sonucun hangi sonuca denk geldiğini görebiliyorsunuz. Olay bu kadar basit. 30 saniyede kendi kendinize EKG çekebiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha böylece sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Saati alıp dışarı çıkıp insanlara 10 liraya EKG çekenler görecek miyiz sağda solda? Sizce işe yarayacak bir şey mi? Sağlığınızı takip etmesi, sizi bu konuda uyarması, işte ayağa kalk, aman otur, dışarı çık, koş, biraz daha hareket et, şöyle yap, böyle yap demesi. Hoşunuza mı gidiyor yoksa ne karışıyorsun ya? Oturuyoruz burada işte ya. Niye kalkayım ayağa mı diyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşmakta kendinizi geri koymayın. Bir sonraki bölümde görüşecek herkese çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.